Evet, bugün 22 Mart Pazar 2020. Bugünkü konumuz köy sakinlerinden Emine Çoban. Bir yanına gidelim. Kolay gelsin Emine Hoş Hanım. geldin. Safa gelmiş. Maşallah. Ne yapıyorsunuz burada? Valla işte işimiz budur kardeşim. Biz daima işte bir inemiz var, bakıyoruz, azıbıl atıyoruz. Tek bir bu mu var, başka yok mu hiç hayvanınız? İki tane var. İki tane daha var. İki tane inek, iki tane de kuruluk. İki tane inek, iki tane kuruluk. Yani iki inek, iki buzağı varmış. Evet. Ay, çalışıyor Emine Hanım. Emine Hanım, geçiminiz neyle oluyor? Geçiminiz bu hayvanlardan üzeri mi oluyor? İşte çok farklı. Yani geçim kaynağınız bu hayvanlar mı oluyor? Başka bir geçim kaynağınız var mı? Bir geçim yok. Tavuk falan bir şeyleriniz daha var mı? Öldü, bu sana kalmadı. Tavuklar ha, öldü. Ha, bu bizim de bu komşumuzunki. Evet. Tek bir tavukumuz kaldı. O da kork olmuyor. Onu getirmiyor, o da kısır. Evet. Şu dışarıdaki buzağı da sizin? Ha, o da bizim. Onu keseceğiz. Hayırdır, daha küçük ya. Daha küçük. Onu yiyeceğiz oruçta. Evet, bahara giriyoruz. Yeni yeni ağaçlar çiçek veriyor. Emine Hanım, başka ne anlatmak istersiniz? Valla işte o işimiz budur. Çola giderek, pıncar toplarak. Evet. O işte hayvanlara bakıyorum. Ev işi yapıyorum. Yoğurt yapıyorum. Paneri yapıyorum. Evet, çoluk çocuk? Çoluk çocuk kimse yanımda değil. Evlendiler, gittiler mi? Yok, sıkıntı bana kaldı. Sıkıntı sana kaldı. Her gün böyle yapıyor musunuz Emine Hanım? Daha bugün azdır. Her gün çok. Her gün çok. Kaç kova çıkıyor? He? Aşağı yukarı kaç kova çıkıyor? İki, İnek pisti. Günde 5 tane 6 tane atayım. Günde 5-6 kova atıyorsunuz. He. Evet. Çoldansa 5-6 tane. Evet. Avda da sonra 20 tane oluyor. Evet. Yani Emine Hanım köy sakinlerinden yaklaşık 20-25 yıldır kocasını kaybetti. Ve üzerine evlenmedi. Kocası bir kazada vefat etti. Balık yakalamaya çalışırken dinamit kolunda patladı. Kendisi ondan sonra evinde tek başına oturdu. Çocuklarını evlendirdi. Kimisi de bekar. Evde değiller yani. Evde tek başına yaşıyor. Emine Hanım, iki dakika dur. Bir iki dakika sohbet edelim. Sonra bitirelim. De anlat. Bize bir şeyler anlat. Şimdi yazın karpuz döneminde burada karpuzlar falan çıkıyor. Üzüm. Senin bir şeyin var mı? Tarlan. Komşunki var. Komşular veriyor mu? Ha, verirler. Verirler. Komşular sana yardımcı oluyor. Akrabalar. Ha, köylüler. Allah hepsinden razı olsun. Hepsi güzel insanlar. Hepsi güzel. İyi, başka çocukların nerede? İki çocuğum Almanya'da. O bir tane askerde. Arıyorlar mı seni? Askerdeki arar. Almanya'dakiler aramıyor mu? Yok, onlar aramıyor. Askerdeki arıyor. O hayırlı evlat. Hayırlı evlat. Ha, o evdeki bana bak. Kaynanan falan hiç geliyor mu yanına? Kaynanan zombi gibi. Kaynana hiç gelmiyor mu? Yok, gelir mi? Gelmez. Olsun, gene Allah razı olsun. O da hastadır yatakta. Hasta mı? İyi geçmiş olsun inşallah. Allah şifa etsin. Ameliyat oldu. Başka? Almanya'daki çocuklar niye seni aramıyor? Valla aramıyor. Akşam biz doğru aradık. Benim telefonda aramıyorlar. O belli evet. Benim telefonum. He, WhatsApp falan olmadığı için internet üzerinden arayamadıkları için normal arayamıyorlar. Doğrudur. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Videoyu sonlandıracağım. Herkese Allah razı olsun. Herkese selamlar. Kardeşlerim öpüyorum. Bacılarım öpüyorum. Herkes Allah baladan kazadan sitar etsin. Bu hastalık da gitsin. onu unuttum. Onu söyleyecektim. Evet, bu Emine Hanım, bugün dedik işte 3. 22 Pazar günü 2020. Bu virüsten dolayı baya bir ölümler, hastalıklar yükseliyor. Bu konuda ne diyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Sizin fikriniz nedir? Bizim fikrimiz Allah her şeyi yapabilir inşallah. Gönlü isterse bizi sitar eder. Yani bu sıkıntı Allah'tan geliyor diyorsunuz yani. Yok yani kulliye değil Allah insana onu için. Evet. Evet. Biz, İnsan kötü olmuş o. Anladım, yani Allah'tan geliyor. Ne? Biz dürüst olmadığımız için Allah da bize bela musibet gönderiyor. Ha. İyi olun, iyi olun. Herkes birbirinize iyi olun.
Hiç akraba ziyaretlerine, akraba ziyaretlerine gidiyor mu yoksa evde mi oturuyorsun? Yok, evde oturuyoruz. Başka bir yere gitmiyoruz. Kıncar mıncara gidiyoruz. Başka bir yere gidemiyoruz. Gidemiyorsunuz. İyi, Allah bu işin sonu hayra da inşallah. Amin, amin, amin. İyi, Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a herkes emanet olsun. Herkes öpüyorum, kardeşlerim, bacılarım. Herkes evet. Allah, bütün Müslümanlar. Bütün Allah'a emanet olun. Güle güle güle. Müslümanlar. Şoförlere, komutanlara, hafızcılara, direksiyon üstünlere hepsine Allah şifa versin. Hayırlı askerler yapsın. Tamam, Allah'a emanet ol. Allah'a emanet ol. Evet, Emine Hanım'la röportajı şey yaptık. Bu da kendi küçük evi, işte burada yaşıyor kendisi. Sağ olsun komşular, akrabalar herkes elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Burada yaşayıp geçiyor yani. Ara sıra... İşte biz de inşallah ziyaretine geliyoruz. Allah'a emanet olun. İnşallah röportajlarımız devam edecektir. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.